merhabalar. Yine evdeyim. Bugün sizlere dünyanın en kısa videosunu çekiyor olabilirim ama yine de çekmek istedim. Geçenlerde bir kereviz suyu tarifi paylaşmıştım Instagram'da. Oldukça da ilgi çekti. Kereviz sapı zaten son dönemlerde çok meşhur oldu biliyorsunuz ki. Ben de kendi evime böyle bir meyve sıkacağı aldıktan sonra uzun araştırmalar sonucunda bu arada hakikaten yani bayağıdır araştırıyordum ve alamıyordum. Aynı zamanda birazcık da üşeniyordum böyle yıkamasıyla etmesiyle ama aldığım günden beri yani yaklaşık bir hafta oldu. Her gün kullanıyorum diyebilirim. Maydanoz Bey tarifim var biliyorsunuz ki. O çok böyle sevildi ve gerçekten çok fazla yapıldı sizler tarafından. O yüzden bir kereviz sunumda eklemesi yapmak istedim. Ve hemen malzemelerimi toparlayıp tarife geçiyorum. Öncelikle makinemi yeni aldım. Gerçekten çok memnun kaldım. Aldığım günden beri de kullanıyoruz. Onun da özelliklerini anlatmadan önce şimdi kereviz suyu yapıyoruz biliyorsunuz. Bu tarz kereviz sapları kullanıyorum. Bu kereviz saplarını nereden alabileceğinize dair aşağıda birkaç tane link size bırakacağım. Kereviz sapı böyle çok popüler oldu evet ama gerçekten de çok faydaları var. %95'i bu arada su ve oldukça düşük kaloriden oluşuyor. O yüzden böyle normalde içtiğiniz hani juice'lar vesaire belki çok fazla meyve içerdiği için kalorisi de yüksek olabilir ama kerevizin öyle bir durumu yok. Bu arada çalıştırmayı unuttum. Çalıştırmaya başlıyorum. Kapağını da kapatıyorum. Kerevizlerimi atıyorum. Attıkça da şu şekilde yukarıdan destekliyorum. Oldukça yavaş çalışıyor. Bir insan çiğnemesiyle bir çalıştığı için böyle aşırı ses de çıkarmıyor, aşırı hızlı da çalışmıyor hronlar. Benim tercih etmemdeki en büyük nedeni de zaten insan çiğnemesine benzer olması bu özel teknoloji sayesinde. Ben bir tane salatalık kullanıyorum. Kullanmasanız da olur. Birazcık da böyle zencefil kullanıyorum. Taze zencefil. Onu da için atıyorum. Kereviz saplarını da atmaya devam ediyorum. İsterseniz içine maydanoz olur veya böyle biraz elma ekleyebilirsiniz. Birazcık ananas ekleyebilirsiniz. İstediğiniz gibi lezzetlendirebilirsiniz. Kereviz sapı bu arada A, C ve K vitaminleri açısından aynı zamanda bazı B vitaminleri, kalsiyum, potasyum, magnezyum, folat, folik asit anlamında çok zengin bir sebze. Kereviz sapı çok fazla böyle değerli değildi bu akımdan önce ama şu anda neyse ki değerlenmiş halde. Birazcık da limon atıyorum. Ve birazcık şöyle destekliyorum. Aynı zamanda kereviz iltihabı da önlüyor. Yani anti-inflamatuar içeriyor. Yaşlanmaya, kronik hastalıklara vesaireye çok iyi geliyor. Tabii ki sadece kereviz suyu içerek sağlıklı olmuyor ama kereviz suyu da gerçekten destekleyici bir şey olabilir gün içerisinde içebileceğiniz. Yavaş yavaş ittiriyorum. Bu arada bunu açmadığım sürece içinde böyle karışmaya devam ediyor. Ben ince böyle iç aparatını kullanıyorum. Bir de kalın aparatı var. Bu daha böyle yoğun smoothie'ler yapmak için. Bir de dondurma aparatı var. Aynı zamanda böyle badem üstü vesaire de yapabiliyor. İsterseniz böyle bu aletle badem üstü yapmayı da deneriz. Ben uzun zamandır böyle bir şey almaya niyetleniyordum ama birazcık da üşeniyordum yapmaya, temizlemeye. Fakat böyle aldıktan sonra yıkaması vesairesi hiç dert gelmemeye başladı. Çok da hoşuma gitti. Şimdi tamamıyla bütün attığım kerevizleri vesaireyi öğüttü. Bir de ters çeviriyorum. Ki kaldıysa içinde diye. Kereviz suyumuz hazır. Şimdi kapağımı açıyorum. Bu aparatları da kendi içinde geliyor bu arada. Bardağımı alıyorum kereviz suyumu. Oldukça böyle akışkan bir yapısı var gördüğünüz gibi. Herhalde uzun zamanda çektiğim en kısa video olmuş olabilir ama yine de paylaşmak istedim. Çünkü Instagram'da paylaştım, şimdi YouTube'da da paylaşmış olmak istemedim. Aynı zamanda burada da bulunsun istedim tarifim tam detaylı bir şekilde. Dediğim gibi içine istediğiniz her şeyi ekleyebilirsiniz. Çok fazla sebze meyve tüketmiyorsanız bu tarif sizin için iyi olacak diye düşünüyorum. Bağışıklık sisteminizi de kuvvetlendirecektir. Ama tabii ki de sadece bunu içerek ne kilo vermek mümkün, ne sağlıklı olmak mümkün. Çünkü bunların hepsi bir bütün. Spor yapmak olsun, sağlıklı beslenmek olsun, sağlıklı bir zihin olsun. O da çok önemli, onu da unutmayalım. Sağlıklı besleneceğim diye kendimize çok fazla hırpaladığımızda aslında o da çok fazla sağlıklı bir şey olmuyor diye düşünüyorum. Sizin karşınızda bir tadına bakayım. Ben çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Arkadan zencefilin böyle hafif bir acılığı geliyor. Limonun hafif bir ekşiliği geliyor. Kereviz sapı dışında yapraklarını kullanırsanız birazcık acı oluyor, onu da söyleyeyim. Ben geçen gün mesela ıspanakla bir denedim. O da çok lezzetli oldu. Onu da deneyebilirsiniz, denersiniz. Fotoğraflarını çekiyorsunuz. Hatta Kereviz Hanım hashtag ile benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Başka tariflerde veya videolarda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.